Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün, 29 Kasım Çarşamba. Yurdun batı bölümlerindeki yağışlı hava sürecek. İstanbul'da, Perşembe öğlen saatlerine kadar yağmur bekleniyor. Şimdi haberler. Fatih Terim Fonu olarak adlandırılan soruşturmaya, ifade veren bir gizli tanık, Seçil Erzan ve iki kişinin, sistemde toplanan parayı, İsviçre'ye götürdüğünü söyledi. Erzan'ın görev yaptığı Denizbank ise, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Yönetimin, konu hakkında bilgisi olmadığını öne süren banka, mağdurların, alacaklarını tahsil etmek için, Denizbank üzerinde kamuoyu baskısı oluşturduğunu savundu. Mağdurlar, Erzan'ın kendilerinden para isterken, bankanın genel müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun da haberleri olduğunu öne sürüyor. Erzan da, üst yönetimin, başından beri durumu bildiğini savunuyor. İddianamede, birçok müştekinin, Erzan dışında Denizbank'tan da şikayetçi oldukları anlaşılıyor. Bu sırada, diğer dolandırıcılık ve kara para aklama davaları da sürüyor. Dilan Polat'ın, Şampiyonlar Ligi sözleriyle paylaştığı fotoğrafta bulunan isimler, soruşturmaya dahil edildi. 12 kişi hakkında yurt dışı yasağı istenildi. Türkiye'de görev yapan Azerbaycanlı 3 diplomat, yüksek karlı fon vaadiyle, yaklaşık 350 bin dolar dolandırıldıkları gerekçesiyle, suç duyurusunda bulundu. Kripto para şirketi iCrypex kurucusu Gökalp İçer ve Murat Şirinov hakkında, 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sosyal medya yayıncısı ve güzellik merkezi sahipleri Tayyar Öz ve eşi Özlem Öz hakkında, suç örgütü kurma dahil, 6 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Lüks yaşamlarıyla tanınan çift hakkındaki soruşturmaya, erişim engeli kararı getirildi. Aydın'da, kendini ekonomist olarak tanıtıp, 40 kişiyi, yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Safiye Gökçe Yüce'ye verilen, toplam 81 yıl hapis ve para cezasının, bozulmasına karar verildi. Bitcoin Safiye olarak tanınan Yüce, 52 gün sonra tahliye edildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin, 2018 yılında, belediyeden aldığı dubleks konutların satışında, usulsüzlük belirlendi. Gökçek, Dikmen'de halen konut ve ofis olarak kullandığı 4 evi boşaltacak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredecek. Evler, satış öncesi, belediye lojmanı statüsündeydi. Türk İş'in verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14.025 liraya, yoksulluk sınırı ise 45.686 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 18.239 liraya çıktı. 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre %2,5 oranında arttı. Yıllık gıda enflasyonu ise %80 oldu. Türkiye'deki şirketlerin %59'u, gelecek yıl için, çalışanlarına tek seferlik zam yapmayı planlıyor. Geçen yıl, şirketlerin %67'si, 2022'de ise %63'ü, çalışanlarına yıl içinde iki kez zam yapmıştı. 2024'te, şirketlerin %33'ü iki kez, %8'i ise üç kez veya daha fazla zam öngörüyor. Bu yıl içinde, şirketlerin %26'sı, çalışanlarının maaşında üç kez artışa gitti. Yunanistan ve İngiltere, Elgin mermerleri nedeniyle, diplomatik bir çatışma yaşıyor. Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Atina'dan İngiltere'ye götürülen Elgin mermerleri tartışması nedeniyle, İngiltere Başbakanı Sunak ile, Yunan mevkidaşı Mitsotakis arasında, bugün yapılması planlanan görüşme, son anda iptal edildi. Mitsotakis, İngiltere ziyaretinde katıldığı bir söyleşide, Elgin mermerlerinin iade edilmesi gerektiğini söylemişti. Elgin mermerlerinin bir kısmı, Atina'daki Akropolis Müzesi'nde, diğer kısmı ise, Londra'daki British Museum'da sergileniyor. Avustralya, tek kullanımlık elektronik sigaraların ülkeye girişini, gelecek yılın başından itibaren yasaklayacak. Nikotin bağımlılığıyla mücadele kapsamında alınan kararla, keyif amaçlı elektronik sigara kullanımına tamamen son verilmesi hedefleniyor. Ülkedeki 14 ila 17 yaş arası gençlerin çeyreğinden fazlası, en az bir kez elektronik sigara kullanmış durumda. Daha fazlası için kapsul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.